Çok güzel bir popcorn sağlamak için arkadaşlar sponsorumuz mmmvip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kadro kurulmaya bir tane kadro var arkadaşlar. Bugün videomuzda gayet güzel takımlar. Şimdi sabah kalktım arkadaşlar, yaklaşık bir yarım saattir düşünüyorum işte ne koysam falan filan vesaire. Bana gelen yorumlar, yani bana gelen abi şunu kur falan dediğiniz şekilde iki tane kadro kurdum arkadaşlar. Bugün size onları göstereceğim efendim. Dikkat ediyorsanız adının birisi Delici, diğeri de Matkap. İkisi de arkadaşlar Fişek United gibi maşallah gayet güzel takımlar kurdum sizler arkadaşlar. Ekonomik olarak da hepinizin bildiği gibi ucuz takımlar kurmaya çalışıyorum arkadaşlar. 7000 abone olduk. 7000 abone için hepinize arkadaşlar gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun, var olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ailemize yeni katılan herkesi de Facebook grubuna beklerim. Neredeyse abonelerimi çok tanışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Facebook grubunda falan herkese konuşuyorum. Facebook grubunun linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Eğer aşağıdan basamıyorsanız da Facebook'a OGX kardeşliği yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Bu arada yeniyseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenerek bana inanılmaz bir motive katmış olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen Delici ile başlayalım. Arkadaşlar Delici takımımız bu şekilde. Hemen şimdi zaten başlayalım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar biz bunu artık Antep diyoruz. Antep kardeşimiz sağ olsun var olsun arkadaşlar. Bu oyunda gerçekten çok iyi. Ben bunu normalde arkadaşlar fikirli kadromu kullanıyorum. 3-5-2'nin solunda kullanıyorum. Ben de sol bek gibi oynuyor ama size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, hızı ve fiziği inanılmaz etki gösteriyor. Yani özellikle fiziği arkadaşlar beklediğinden çok daha iyi. Burada arkadaşlar Antep Amiro'da, tabi adı Antep değil de biz Antep diyoruz. Burada arkadaşlar oynanan en iyi neredeyse orta sahalarından bir tanesi Matuidi. Matuidi'den arkadaşlar çoğu takipçi şöyle diyor, abi Matuidi ile çok şut çekemiyorum vesaire falan. Arkadaşlar buradaki bu kadroda burada Matuidi'nin olmasının amacı sadece orta sahayı dengelemesi. Yani dediğiniz gibi orta sahadaki herkes zaten iyi şut çekip iyi pas atamaz arkadaşlar. O yüzden burada Matuidi alarak oyunun çift yönünü arttırmış oluyoruz ve Matuidi de orada defansa da çok katkısı olmuş oluyor. Hemen sol bekte arkadaşlar Livin Kurzawa var. Kurzawa arkadaşlar birinci bu sene bayağı kartı var. Eğer burada Kurzawa istemiyorsunuz, daha ucuza kaçmak istiyorsanız burada Mendy ile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir kimya falan etkisi olmayacaktır. Sadece galiba 1000 coin falan filan daha ucuz. Ama dediğim gibi size kalmış benim burada arkadaşlar. Sizlerden isteyen Kurzawa'yı koymanız. Defans hattı arkadaşlar artık zaten klasik benim biliyorsunuz. Casares, Bonucci, Neto. Ama burada eğer Casares ve Bonucci'den çok sıkıldıysanız arkadaşlar burada hemen Miranda ve Jesus sokarak da arkadaşlar oynayabilirsiniz. Aynı etkiyi alacak mısınız derseniz bence Casares ve Bonucci arkadaşlar daha iyi oynuyor. O yüzden zaten bu ikiliyi koymam. Size burada alternatif olarak bu ikisini koymak istedim. Sağ bekte arkadaşlar Lichtsteiner var. Zaten hani fazla tartışmıyorum. Hata ve defansa katkısı yüksek olduğu için benim çok işime geliyor ve çift yönlü olması da gerçekten iyi. Burada arkadaşlar oyunun en decent orta sahalarından bir tanesi Mario Marquisio. Ben Mario diyorum, tövbe estağfurullah. Claudio Marquisio. Marquisio arkadaşlar bende vardı. Sattım ancak o takım bozdum. Marquisio'nun özelliği şu arkadaşlar. Çok çift yönlü olmasa da orta sahada çok güzel bir denge kuruyor arkadaşlar ve pası ve şutu inanılmaz iyi. Aynı şekilde topu da hızlı bir şekilde sürebiliyorsunuz ve uzaktan şutları gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hani Marquisio ile bayağı gol attım uzaktan. O yüzden öyle bir özelliği var ve hata ve defans katkısı zaten yüksek. Bu da çift yönlü oyuncularımızdan bir tanesi. Sağ kanatta arkadaşlar Juan Manuel Iturbe var. Juan Manuel Iturbe'ni koymamın sebebi zaten arkadaşlar burada TVZ hem kimyasal hem de zaten oyunun başına herkes bunu cheap Messi, yani ucuz Messi diyordu arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi. Burada arkadaşlar forvet arkası Paulo Dybala'yı koydum. Dybala'nın arkadaşlar hangi kartını aldığını çok fark etmiyor. Yani 2 sene 80'lik ve 81'lik ve 78'lik kartı aynı işlev görüyor diyebilirim. Çok bir fark yok yani. Zaten bu kartlar arkadaşlar inanılmaz iyi. Burada da Carlos Tevez var. Bu takımda arkadaşlar şu anda siz Dybala'yı 3 oynuyor gibi görüyorsunuz ama bu Dybala burada arkadaşlar teknik direktör ve doğru formasyonu yani MOO cama koyarsanız arkadaşlar 10 kimya oynuyor. Carlos Tevez de Arjantinli bir teknik direktörle 7 oynuyor. Yani turda tek falsolu olan adam Carlos Tevez, o da 7 oynuyor arkadaşlar. Ama inanın bana şu kart 7 oynasa da 10 oynasa da çok fark etmiyor. Çünkü gerçekten bu da delici yani. Bu da bizi delip geçiyor zaten. Hep biliyorsunuz bana ultimate'ime çok denk geliyor. Bu kadroyu arkadaşlar sadece 25k coins'e kurabilirsiniz. Bayağı ucuz bütçeli bir takım. 25k arkadaşlar bayağı güzel bir takım kurabilirsiniz. Şimdi bir sonraki takımımıza geçeceğiz. Bu takımda Matkap arkadaşlar. Matkap'ı gördünüz arkadaşlar. Bana çok gelen bir soru vardı. Abi işte bedava tutsadık o kadar nasıl kullanırız falan. Bu kadroyu arkadaşlar ben sizler için ona göre bir kadro hazırladım.
Şimdi hemen soldan başlayalım. Kostas Manolas var arkadaşlar. Oyunda yani görüyorsunuz adam pace, defans ve fizik üçlüsü bayağı iyi. Zaten defans katkısı yüksek ve 1.86 böyle kafa toplarını kaybetmiyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu kadar iyi bir karta rağmen 1400'e falan gidiyor. Gayet iyi Kostas Manolas'ı almayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı sağlam taş gibi defans. Solda arkadaşlar Dinye var. Dinye'yi de arkadaşlar alabilirsiniz. Normalde ben burada Dinye yerine arkadaşlar hepinizin bildiği gibi seri A takımları kurduğum zaman kullandığım tek bir isim var. O da hemen şöyle göstereceğim şimdi. Zuniga arkadaşlar. Zuniga'yı hemen şöyle bulalım. Burada herhangi bir kartını alırsanız almanız çok fark etmeyecektir. Ucuz olması açısından şu kartını alırsanız sizin işinizde görür. Burada arkadaşlar istiyorsanız yedeklerden bunu sokabilirsiniz ama Lucas Digne o kadar da kötü değil. En azından işinizi görür. Oyunda hiç kullanmadım ama bir setting'i arkadaşlar fena değil. O yüzden burada Digne'den yararlanabilirsiniz. Hemen onun önünde arkadaşlar oyunun en ölümcül orta sahalarından birisi Rajan Aingolan var. Ata ve defans katkısı yüksek. Boyu her ne kadar kısa olursa olsun arkadaşlar inanılmaz iyi yani. Her şey var bu adamda. Şut var, pas var, dribbling var. İnanılmaz bir adam, bu takımda değişilmeyecek arkadaşlar. Tek isim neredeyse Nainggolan'dır. Nainggolan'ı kesinlikle ama unutmuyorsunuz. Hemen orada da kimyacı Sadiki Belçikalı ve inanılmaz hızlı olan Dries Mertens var. Zaten bendeki performansı ortada. 65 maç, 41 gol, 28 asist Dries Mertens. İnanılmaz hızlı arkadaşlar gerçekten. Sakın almayı unutmayın. Burada da Lorenzo Insigne'yi alarak neredeyse arkadaşlar rakibinizi öldürme seviyesine geliyorsunuz. Çünkü bu takımda Williams, Insigne ve Mertens inanılmaz hızlı arkadaşlar. Koke ve Nainggolan da arkadan destek verecek bizlere. Defansın sağ tarafını hemen gösterelim. Burada Jan Oblak var. Burada arkadaşlar her oyunda mükemmel kartlar çıkaran ve neredeyse EA tarafından şeye uğrayan ve hiçbir zaman Team of the Year'a seçilemeyen Diego Godin var. Godin arkadaşlar artık bu sene seçilmesi gerekiyor. Zaten Atletico'da yine şampiyonlar finali oynadı. Bu sene yine Thiago Silva'yı seçerlerse harbiden artık yuh diyeceğim yani. FIFA'ya bu kadar da olmaz. Sağ bekle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Demarcos var. Demarcos yarın arkadaşlar Atletico Madrid'den Juan Fran'ı kullanabilirsiniz. Gerçekten ikisi de işinizi görecektir. Yani çok aman aman fark yok arkadaşlar bu oyuncular arasında. Hani onu bilin yani hani. Olan niye çıkmadı Juan Fran'ı? Hani böyle çok çok fark yok arkadaşlar bu oyunda hiçbir oyuncu arasında. Yani onu harbiden bilin. Juan Fran'ı da buraya koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir farkını görmezsiniz. Zaten Demarcos birazcık daha hızlı arkadaşlar. Burada hemen ilerisilerinde Koke var. Koke'yi koymamın sebebi şu. Ata ve defansa yüksek vermesi. Yani bu orta sahada çünkü hani geçen kurduğum takımda en azından Marquinhos ve Matuidi daha çok defansif yönleri vardı. Ama burada sadece arkadaşlar defansif olarak Nainggolan çok iyi. Koke çok defansif bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi çift yönlü olması için ikisi de yüksek. Bakın görüyorsunuz. Ata ve defans katkısı yüksek. O yüzden burada Koke'yi tercih ettim. Hemen sağ kanatta Williams var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten kartını 93 hız ve 81 fiziği var. Geriye kalan uzakları da gayet iyi. Forvet'te de arkadaşlar bedava toz turnuvasından çıkan Ruben Castro var. Diyorsunuz ki abi ben Ruben Castro'yu alamadım turnuvadan. Tamam kardeşim gayet doğal alamayabilirsin. Buraya ya Fernando Torres'i koyarsın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Torres bendeki istatistikleri 11 maç 14 gol 6 asist veya buraya Callejon'un santrafor kartını koyarsın ve en azından sol ve sağ tarafı birleştirmiş olabilirsin. Ama sol ve sağ taraf zaten sen koymasan da birleşiyor çünkü burada ikisi kimya yaptırıyor. Dediğim gibi arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. İki tane güzel takım kurmaya çalıştım sizlere. Eğer videoyu beğendiyseniz ne mutlu bana. İşiniz yer artıda ne mutlu bana. Ama bana motive etmek için bir beni bırakırsanız çok sevinirim. Öğleden sonra bir tane daha videomuz gelecek. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.